Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. İnşallah biraz sonra Fransa, Belçika ve Japonya'yı kapsayan uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu ziyaretimde bana bakanlarımız, bürokratlarımız ve diğer kurumlarımızın da üst düzey temsilcilerinden oluşan bir heyet refakat ediyor. İlk olarak Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da Strasbourg'da büyük bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Milyonlarca nefes teröre karşı tek ses mitingini onlarla gerçekleştireceğiz. Bu kez Avrupa'dan gurbetçilerimizle birlikte teröre ve destekçilerine karşı güçlü bir mesaj vereceğiz. Ardından Belçika Kralı Filip'in davetine icabetle 4-6 Ekim tarihlerinde Belçika'ya bir devlet ziyareti gerçekleştireceğiz. Bu ziyaret aynı zamanda diplomatik ilişkilerimiz açısından bir ilki teşkil ediyor. Osmanlı İmparatorluğu ile Belçika Krallığı arasında diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1838 yılından bu yana ilk iki ülke arasında devlet ziyareti olarak bu bir ilk. Tabii bu arada birçok gidiş gelişler, ziyaretler falan oldu ama diplomatik olarak bir devlet ziyareti olarak ilk. İki ülke ilişkilerinde tarihi anlam taşıyan bu ziyaretimin Belçika ile ikili ve uluslararası konulardaki işbirliğimizin geliştirilmesine katkı sağlamasına özellikle temennilerimi o görüşmelerde de ifade edeceğim. Ziyaretim vesilesiyle Kral Filip'le yapacağımız görüşmelerin yanı sıra Belçika Başbakanı, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Başkanı ile de bir araya geleceğim. Brüksel'de ayrıca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz ile de bir araya geleceğiz. Bu temaslarımda ikili siyasi ve ekonomik işbirliği konularının yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Kıbrıs sorunu, terörle mücadele ve mülteci krizi ile ilgili konuları değerlendireceğiz. Ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri etraflı bir şekilde masaya yatırma fırsatını da bulacağız. Bu ziyaretin vesilesiyle ülkemiz açısından önemli kültür etkinliğinin de açılışını yapacağız. Türkiye bu yıl konuk ülke sıfatıyla Europalia Uluslararası Sanat Festivali'nde yer alıyor. 6 Ekim tarihinde festivalin açılışını Kral Filip'le birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2015 yılında Avrupa'daki en saygın sanat festivallerinden biri olan Europalia'nın onur konuğu olarak belirlenmesi ülkemiz ve milletimiz için bir gurur vesilesidir. Bu festival sırasında Türk kültürünün ve sanatının en güzel örnekleri Belçika'da sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. Bu etkinliklerin iki millet arasında beşeri ilişkilerin dostluk ve karşılıklı anlayış temelinde geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ziyaretimin son ayağında Japonya'yı ziyaret ederek İmparator Akihito ve Başbakan Abe ile bir araya geleceğiz. Biliyorsunuz Kasım ayında Antalya'da dönem başkanlığını yaptığımız G20'nin zirve toplantısını tertip ediyoruz. Çeşitli defalar bu zirve öncesinde mümkün olduğu kadar G20 ülkelerini ziyaret etmek suretiyle ön hazırlıklarını gerçekleştirdik. Japonya'da aynı zamanda bu ön hazırlıklardan bir tanesini oluşturuyor. Yoğun gündemimize rağmen bu ülkelerin önemli bir kısmına gitme imkanını bulduk.
Dostum Abe ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra G20 gündeminde yer alan hususları da ele alma fırsatı bulacağız. Ziyaretlerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizlerin soracağı sorular varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Can Ertun'a NTV Haber kanalı. Efendim, Rusya Suriye'deki operasyonlarını hızlandırarak devam ediyor. 72 saatte 60'dan fazla sorti yapıldı ve artacağı yönünde de mesajlar Moskova'dan geliyor. Siz bir yabancı kanala yaptığınız açıklamada Rusya ile bu konuyu görüşüp kararlarını ve eylemlerini gözden geçirmelerini isteyeceğinizi söylemiştiniz. Böyle bir temas imkanınız oldu mu? Eğer olduysa nasıl bir yanıt geldi? Bir de bu konuyla bağlantılı olarak güvenli bölge tasarısı hala masada mıdır bu son gelişmelerden sonra ve destek geleceğini düşünüyor musunuz Rusya'nın operasyonlarından sonra? Sağ olun. Değerli arkadaşlar, aslında tabii Rusya'nın şu anda atmış olduğu bu adımlar ve Suriye'deki bu bombardıman olaylarının özellikle Türkiye olarak bizim açımızdan kabul edilir hiçbir yanı yoktur. Bunu Putin'in kendisine gerek Moskova ziyaretimde, gerekse birkaç gün önce yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde de ifade ettim. Maalesef şu anda Rusya çok ciddi bir yanlışın içerisinde ve bu öyle zannediyorum ki bölgede kendisini zaman içerisinde yalnızlığa götürecek bir adımın da işareti olabilir. Bunu altını çizerek söylüyorum. Zira Türkiye gibi bir ülkeye rağmen bu adımları atıyor olması bizi ciddi manada üzmektedir, tedirgin etmektedir. Aramızdaki ikili ilişkiler malumdur. Ve Suriye ile 911 kilometre sınırı olan biziz. Rusya'nın Suriye ile bu tür bir durum söz konusu değil. Peki Rusya o zaman burada neyi gerçekleştirmenin gayreti içerisinde? Efendim Suriye rejim böyle bir talepte bulunduğu için bunu yapıyormuş. Her rejimin talebine her ülkenin uyması diye bir şey söz konusu değildir. Bunu sizler siyasi bir karar olarak uygun görürseniz yaparsınız, uygun görmezseniz yapmazsınız. Ama burada sizlerle gerek siyasi noktada gerekse ulusal düzeyde bir istişari, uluslararası düzeyde bir istişari konsey oluşturmuş Türkiye'ye rağmen yaparsanız bu tabii ki bizi derinden üzer. Nitekim şu anda da geldiğimiz nokta budur ve atılan adımlar hayra alamet değildir. Rusya şu anda İran'la, Irak'la ve Suriye ile işbirliği halinde böyle bir adımı atmıştır. Biz de tabii bütün bu değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve bu değerlendirmeleri yapmak suretiyle de bu konudaki hassasiyetlerimizi bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde ele alacağız. Umut Tütüncü, Habertürk Gazetesi. Sayın Cumhurbaşkanı, bu kapsamda Suriye denklemine Rusya'nın dahil olması ile birlikte Kürt gruplara bir takım verilen silahlar ve Kürt grupların desteklenmesi söz konusu. Burada da Türkiye kırmızı çizgilerini belirtmişti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca buradaki çatışmaların artması ile birlikte Türkiye'ye yeni mülteci akınları yaşanabilir. Türkiye'de şu an 2 milyon mülteci var. Türkiye açık kapı politikasını uygulamaya devam edecek mi? O bölgede güvenli bölge oluşturulması ile ilgili Türkiye'nin bir inisiyatif alması söz konusu olabilir mi? Değerli arkadaşlar, öncelikle Kürtlerin silahlandırılması derken tabii ben bunu yanlış bir ifade olarak değerlendiriyorum. Bunları terör örgütlerinin silahlandırılması olarak ele alıyorum. Bana göre
PYD, PKK bunlar eştir. Ve bugün Kobani'de bölücü terör örgütünün liderlerinin resimlerini her yerde görürsünüz. PYD'nin kimlerle işbirliği halinde olduğunu, iş tuttuğunu oralarda tespit etmek mümkündür. Bunlar bizim bütün belgeler olarak elimizde mevcut zaten. Ve bunlara silah desteğini verenler uluslararası teröre destek veriyor durumundadır. Ve şu anda zaman zaman kulağımıza geliyor. Kürtler DAEŞ'e karşı savaşıyorlar ifadesi. Bu bir defa çok yanlış bir tespit. DAEŞ'e karşı şu anda topraklarını koruma mücadelesi verenler olduğu gibi biz de DAEŞ'e karşı şu anda mücadele veriyoruz. Ve vermeye de devam edeceğiz. Niye? Terör örgütüdür de onun için. Ama bir diğer terör örgütünün bir başka terör örgütüyle mücadele vermesini, ha bunlar iyi teröristtir anlayışıyla ele almak, masaya yatırmak bir defa adaletli bir yaklaşıma ters düşer. Bu ister A ülkesi tarafından olsun, ister B ülkesi tarafından olsun, fark etmez. Burada biz adaleti nasıl tesis edeceğiz? Burada biz mazlumları, mağdurları nasıl koruyacağız? Asıl olan budur. Şimdi Suriye'de bunca mazlum, mağdur insan varken 350 bin insanın öldürülmesi olayı var ve bunun da faili var. Devlet terörü estiren bir Esed var ve bu devlet terörü estiren bir kişiyi ne yazık ki bakıyorsunuz Rusya'da savunuyor, İran'da savunuyor. Bunları söylediğimiz için rahatsız olanlar da var. Şu anda yani az önce ifade edilen sortiler kimden yana? Rejimden yana. Şimdi rejimle işbirliği yapan ülkeler tarihe bunun hesabını vereceklerdir. Şu anda ülkemde benim 2 milyon mülteci var. Bunun 1.700.000'i Suriye, 300.000'i Irak. Acaba Rusya'da ne kadar mülteci var? Veya İran'da ne kadar mülteci var? Ama şimdi onlar gelip bu işe müdahale etme noktasında olunca bakıyorsunuz müdahale etmeye gayret ediyorlar. Biz şu ana kadar 7,5 milyar dolar harcama yaptık. Avrupa en ufak bir mülteci akınından şu anda rahatsız değil mi? Peki tüm Avrupa'da şu anda ne kadar mülteci var diye baktığınız zaman işte 200 bin civarında. Şimdi yeni yeni bir o tarafa doğru bir akın söz konusu. Bize ne diyorlar? Akıl veriyorlar. Aman ha kapılarınızı açmayın. Bize gelmesin. Bunlar sizde kalsınlar. Biz bir yere kadar sabrederiz. Bir yerden sonra da gereğini biz de yaparız. Çünkü eğer sizler kalkıp da bunun karşısında herhangi bir birlikte hareket etmeye destek vermezseniz bizim de burada atacağımız adımlar farklı olacaktır. Bunları da değerlendirmek durumundayız. İşte şu anda Akdeniz'de, Ege'de bütün olaylarda bakın bizim sahil güvenliğin denizlerden topladığı mülteci sayısı değerli arkadaşlar yılbaşından bu yana 60 bini bulmuştur. Bu bizim insani görevimiz olduğu için yapıyoruz. Vicdani görevimiz olduğu için yapıyoruz. Diğerleri bırakın ölsün, bırakın batsın. Böyle bakıyor. Ama biz böyle bakamayız. Tabii güvenli bölge olayına gelince bu konu bizim gündemimizden çıkmaz. Çünkü biz güvenli bölgenin tesis edilmesini Amerika'ya teklif ettik. Aynı şeyi Rusya'ya da teklif ettik. Niye teklif ettik? Buradaki insanlar aynı zamanda kendi topraklarına da dönmek istiyorlar. Ha güvenli bölgenin tesis edilebilmesi için de uçuşa yasak bölgenin bir defa olması da şart. Aksi takdirde güvenli bölge diye hazırladığınız yerler hepsi ölüme açık havzalar gibi olmuş olur ki bu da tabii adil bir yaklaşım olmaz. Eğit Donat, bu çalışmaları biz yapıyoruz. Başkaları da yapıyor. Ama şimdi Eğit Donat çalışmalarını yaparken
yine Türkiye'ye yalnız bırakılırsa herhalde bu da insaf dışı bir yaklaşım olur. Biz yapıyoruz, yine yapmaya devam edeceğiz, onu da söyleyeyim. Efendim, bu noktada TRT Haber Nurgül Dönmez bu arada. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. Aid Donat programı konusunda istenilen oranda başarılı olunamadığını söyledi. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olacak? Tabii şu anda yani bu işin tam manasıyla mevzisinde olan biziz. Ateşin içinde olan biziz. Biz elimizden geleni yaptığımız için biz diyoruz ki biz şu anda başarılıyız. Çünkü elimizden geleni yapıyoruz. Tabii Amerika bu konuda eğer başarılı olamadığını anlıyorsa, başarılı olması için ne gerekiyorsa bunu yapması lazım. Nedir? Bizim şu anda yetkilendirdiğimiz birimlerle Amerikalı birimlerin demek ki çok daha sıcak ilişki içerisinde olması lazım. Ve ona göre de bu adımları atmamız lazım. Ama şöyle bir uğradım görüşelim deyip ondan sonra kaybolursan tabii ki Aid Donat'ta da başarılı olamazsın. Bizden bu konuda ne istendiyse biz bunu bugüne kadar yaptık. Fiziki mekanlar olarak yaptık. En ideal imkanları hazırladık ve kendileri de gelip buraları gördükleri zaman gerçekten bizde bu tür fiziki mekanlar, fiziki imkanlar yok diyerek de hep takdirlerini bildirdiler. Bundan sonraki süreçte de biz aynı şekilde Aid Donat'ta da gayretimizi sürdüreceğiz. Osman Gülgün, Habertürk Televizyonu. Efendim, Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık taşımasıyla ilgili red kararını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi değerli arkadaşlar, burada bir kavramı bana göre yanlış tespit ediyoruz gibi geliyor bana. Sandık taşıma olarak değil, burada sandıkların yer belirlenmesi olarak bunu değerlendirmek lazım. Zaten YSK'nın yanlışa düştüğü yer de burası olmuştur. Niye YSK yanlışa düşmüştür? Çünkü oy kullanma mahallerini neresi belirler? İlçelerde ilçe seçim kurulları belirler. Onların üstünde il seçim kurulu vardır. Buralar belirler. Yüksek Seçim Kurulu aslında bunlarla pek ilgilenmez. Daha çok dar kapsamlı olarak ilçe, il buralar. Yani oy nerede kullanılacak? Hangi sandık nereye yerleştirilecek? Bunların belirlenmesini onlar yapar. Şimdi ise bu seçimlere giderken özellikle belli bölgelerdeki sıkıntıları da göz önüne alarak vatandaşın demokratik hakkını en ideal şekilde kullanabileceği imkanları hazırlama sorumluluğu kimdedir? İlçe seçim kurulundadır, il seçim kurulundadır. Bunlar vatandaşın demokratik hakkını en ideal şekilde kullanabilmesi için bunu hazırlaması lazım. Yoksa taşımalı sistem vesaire bunlar anayasa değişikliği gerektiren konular. Dolayısıyla bunlar şu anda zaten yapılması mümkün değil. Kaldı ki parlamentodaki siyasi partiler de bu tür bir anayasa değişikliğine pek yanaşmadılar. Şimdi durum böyle olunca ama sandık mahallerinin belirlenmesi konusunda bazı ilçe seçim kurulları ne yaptı? Belli yerler belirledi. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun tabii almış olduğu bu karar aynı zamanda o kararları da adeta yok farz etmiş oldu. Bu bakımdan temenni ederim ki bu seçimlerde 7 Haziran seçimlerinde yaşadığımız sıkıntıları bölgede yaşamayız. Eğer yaşarsak bunun sorumlusu da Yüksek Seçim Kurulu'dur. Çünkü şartlar ortadadır. Çok gerçekten bilgisine, ilmine değer verdiğimiz insanlar dahi bu konuda, mesela dün bir dostumla da görüştüm. Benim dedi, eşim oyunu kullanamadı. Eşimin oyunu dedi, oradaki kurul üyesi kullandı. O anda dedi, ben de dışarı çıkmıştım ve eşim beni yaktın diyerek de bana feryat etti dedi. Arkadaşlar, öyle dışarıdan anlatıldığı gibi değil bunlar. Bölge o noktada 7 Haziran'da çok sıkıntılı bir süreci yaşadı.
Ama şu anda İçişleri Bakanlığımız bütün tedbirlerini en üst düzeyde almak suretiyle inşallah bu zararı asgariye indirerek vatandaşın çok daha rahat oy kullanma imkanını hazırlarlar. Buyurun. Ersun Yelken, Fox Haber. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Ahmet Hakan evinin önünde darp edildi. Saldırıya ilişkin neler söyleyeceksiniz? Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak her zaman şiddetin karşısında olduğumuzu zaten söyledik. Bununla ilgili de basın başdanışmanım gerekli açıklamaları yapmanın ötesinde kendisiyle de bu görüşmeleri yaptı. Ama şunu da bilmemiz lazım. Olayı tasvip etmek mümkün değil. Ancak köşelerinde zaman içerisinde başka köşe yazarlarını lanetleyen, onları hedef gösteren yazılardan da bu arkadaşlarımızın kaçınması lazım. Cumhurbaşkanı olarak basın danışmanım bunu söylemiştir. Ama birçok yine yayın gruplarına biliyorsunuz şiddet gösterileri yapılmıştır. Hatta ses bombaları atılmıştır. Silahla araçları taranmıştır. Bütün bunlar da olmuştur. Bu insanlar acaba o zaman kendileri ne durumdaydı? Bunu da sormak lazım. Ama ben buna rağmen basın danışmanım aramıştır. Kendilerine bu konudaki düşüncelerimizi geçmiş olsun temennilerinde bildirmişlerdir. Şiddetin karşısındayız. Hele hele basın özgürlüğü noktasındaki tavrımız Başbakanlığımız döneminden bu yana her zaman bellidir. Bundan sonra da biz aynı çizgideyiz, aynı noktadayız. Yeter ki bütün medya grupları aynı hassasiyeti göstersinler. Kendilerine geldiği zaman yandım demesinler. Başkalarının başına geldiği zaman da aynı hassasiyeti onlar da göstersinler. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.